Merhaba değerli katılımcılar. Bugün size eTwinning masaüstü araçlarını ve bunların uygulamalı olarak kullanımını göstereceğim. Öncelikle masaüstüne gidebilmek için portala üye olmamız gerekiyor. Üye girişini yapabilmek için ise oturmaça tıklayıp kullanıcı adı ve şifremizi yazmalıyız. Kullanıcı adı ve şifremizi yazdıktan sonra tekrardan oturmaça tıkladığımız zaman masaüstü butonunu görüyoruz. Buraya tıkladığımız zaman ise masaüstünün ilk sayfası olan ana sayfasına yönlendirileceğiz. Ana sayfada ki öğeleri dilerseniz hep birlikte bir göz atalım. Sol üst kısımda Ulusal Destek Servisi tarafından yapılan bildirileri, eğitimle ilgili duyuruları görebilirsiniz. Hemen onun yan tarafında Türkiye başlığı altında ise Ulusal Destek Servisi tarafından yapılan tüm duyuruları görebilirsiniz. Aşağı doğru indiğimiz zaman bildirimler kısmında bağlantılı olduğunuz kişilerle ilgili son gelişmeler hakkında bilgiler edinebilirsiniz. Hemen onun yan tarafında öğrenme etkinlikleri var. Öğrenme etkinlikleri başlığı altında ise yakın gelecekte gerçekleşecek olan çevrim içi öğrenme etkinliklerini görebilir. Bunlardan dilediklerinize kaydolabilirsiniz. Mesela şu anda gelecekte gerçekleşecek olan 3 tane çevrim içi öğrenme etkinliği var. Bunlardan dilediğinize kayıt olarak katılabilirsiniz. Gruplar bölümünde ise belli konularda öğretmenler tarafından fikir alışverişi yapmak amacıyla oluşturulmuş grupları görürsünüz. Bu grupların grup sayfasına tıklayarak dilediklerinizin grup sayfasına gidebilirsiniz. Yan tarafta Merkezi Destek Servisi tarafından yapılan anketlere katılabilirsiniz. Öğretmenler Odası başlığı altında ise popüler olan öğretmen odalarını görebilirsiniz. Burası da masaüstü profil sayfası. Burada neler var? Birlikte bir göz atalım. Öncelikle sol üst kısımda profil resminizi görüyorsunuz. Fotoğraf galerim kısmında ise yüklemiş olduğunuz diğer fotoğrafları görebilirsiniz. Hakkımda bölümünde kendinizle ilgili genel bilgiler verebilir. Bunları tekrardan düzenleyip değiştirebilirsiniz. Aşağı kısmında ise okulunuzun adı, kullandığınız diller ve öğrencilerinizin yaş grubu otomatik olarak çıkacaktır. eTwinning Hayatım bölümünde ise masaüstüne son giriş tarihinizi görüyorsunuz. Hemen altında evet veya hayır seçeneklerini işaretleyebileceğiniz iki tane cümle var. Bunlar bir eTwinning projesi için uygunum, bir eTwinning Plus ortaklığı için uygunum cümleleri. Bunlara vereceğiniz evet veya hayır cevapları çok önemlidir. Mesela bir eTwinning projesi için uygunum cümlesine hayır cevabını işaretlerseniz ortak arayanlar arama sonuçlarında sizi göremez veya sizinle proje oluşturmak için irtibata geçemez. Listemdeki kişiler kısmında ise irtibat halinde olduğunuz kişilerin son etkinlik tarihlerini görebilirsiniz. Aşağı kısımda projeler bölümünde etkin yani halen devam etmekte olan projelerinizi veyahut kapalı yani bitmiş olan projelerinizi görebilirsiniz. Events bölümünde, etkinliklerin bölümünde ise eTwinning ile ilgili katılmış olduğunuz seminer, öğrenme etkinliği, çalıştayların isimleri bu kısımda yer alır. Odalar bölümünde ise sizin kayıtlı olmuş olduğunuz odaları görebilirsiniz. Üste doğru geldiğimiz zaman tekrar eTwinning, ben ve günlüğüm kısmında ise eTwinning projelerinizle ilgili yazı, resim, video paylaşımlarında bulunabilirsiniz. Projeler bölümünde ise şu an devam etmekte olan açık projelerinizi ya da tamamlamış olduğunuz kapalı projeleri, onay bekleyen projelerinizi görebilirsiniz. Etiketler kısmında projenizin almış olduğu etiketleri, faaliyetler kısmınızda ise projenizle ilgili düzenlemeleri, partner yönetimini yapabilirsiniz. Direkt TwinSpace'e yani projelerinizi yürüttüğünüz alana da buradan ulaşabilirsiniz. Yukarıdaki arama butonuna basarak da konular, meslek grubu, yaş aralığı, dil gibi
kategorilerden bir veya birkaçını seçerek bunlara uygun projeler arayabilirsiniz. Mesela bir tane örnek yapalım. Ahlak konusunda yaş aralığı olarak 15-18 olan projeleri arayalım. Evet, bizim aradığımız kriterlere uygun etkin projeleri burada görebiliyoruz. Arama bölümünün hemen yan tarafında yeni bir proje oluştur kısmı var. Yeni bir proje oluşturmayla ilgili ayrıntılı bilgilerden slaytlarda bahsetmiştik. E-Twin'cileri bul bölümü ortak aramak için kullandığımız bir bölümdür. Peki bu bölümde neler var? Şöyle bir göz atalım. E-Twin'cileri bulmak için hızlı arama ya da bir veya daha fazla kategoriye göre arama bölümleri var. Hızlı arama bölümünde aradığınız öğretmen ile ilgili anahtar bir kelimeyi yazıp arama tuşuna basmanız yeterlidir. Bir veya daha fazla kategoriye göre aramada ise profili aktif olan e-Twinning'e kayıtlı tüm öğretmenleri bazı özelliklerine göre buradan arayabilirsiniz. Mesajlarınız kısmında ise size gelen ortak bulma mesajlarınızı görebilirsiniz. Hemen alt kısmında e-Twinning toplantıları kısmı oluyor bu. Yaş kategorilerine göre ortak arayan projeleri görebilir, bunlardan istediklerinize başvurabilirsiniz. Katılmayı düşündüğünüz projenin yaş aralığının sizin öğrencilerinizin yaş aralığına uygun olmasına dikkat etmelisiniz. Mesela 16-19 yaş kategorisinde ortak arayan projelere şöyle bir göz atalım. Burada gördüğünüz gibi bir sürü proje var. Bunlardan sizin için de ilginç olanlarına mesaj göndererek katılmak için başvuruda bulabilirsiniz. Ya da mesaj oluştur kısmına tıklayarak kendiniz de projenize ortak aramak için mesaj bırakabilirsiniz. En alt kısımda da Erasmus Plus oturumlarını görüyorsunuz. Erasmus Plus ülkelerinden bahsetmiştik. Bu kısımda da yine yaş kategorilerine göre Erasmus Plus'a dahil olan ülkelerden ortak arayan projeleri görebilirsiniz. Burası da öğretmenler odası bölümü. Öğretmen odaları, öğretmenlerin belli konular hakkında fikir alışverişinde bulunduğu ortamlardır. Bu bölümde neler var? Tüm odaları görün butonuna bastığınız zaman sisteme kayıtlı olan tüm öğretmenler odasını görebilirsiniz. Yine buranın hemen altında arama kısmında belirli bir alandaki öğretmen odalarını arayabilirsiniz. Burada kategoriler var gördüğünüz gibi. Bunlardan seçim yaparak arama yapabilirsiniz. Yan tarafta odalarım kısmına tıkladığınız zaman sizin kayıtlı olduğunuz tüm odaları görebilirsiniz. Hemen alt kısmında öne çıkanlar başlığı altında öne çıkmış öğretmen odalarını görebilirsiniz. Yine popülerler başlığı altında ise en fazla öğretmenin kayıtlı olduğu ve yazışma trafiğinin en yoğun olduğu odaları görebilirsiniz. Bu odalara başvurmak için ise odanın üzerindeki isme tıkladıktan sonra odaya kayıt ola tıklamanız yeterlidir. Bu işlemi yaptığınızda o odanın yöneticisine katılma isteği göndermiş olursunuz. Yönetici de onayladığı zaman odaya üyeliğiniz başlar. Kaynaklar bölümünde başka eğitimcilerin yüklediği kaynaklara ulaşabilir, siz de kaynak yükleyebilirsiniz. Arama bölümünde belli özelliklerine göre kaynak aramasında bulunabilirsiniz. Yükle bölümüne tıkladığınızda ise kendiniz de bir kaynak yükleyebilirsiniz. Yönet kısmında yüklediğiniz kaynakları yönetebilirsiniz. Bu kısmın hemen altında en son yüklenen kaynaklara ulaşabilirsiniz. Ve son olarak yardım masası bölümünde e-Twinning oluşturma ve yürütme sürecinde size yardımcı olacak sunulara ulaşabilirsiniz. Hemen yan tarafında sohbet odası kısmında ise sizinle aynı anda chat odasında bulunan e-Twin'cilerle chat yapabilirsiniz. Aşağıdaki forum kısmında bir mesaj oluşturu tıklayarak
karşılaştığınız sorunları eğitimcilere sorabilir ya da daha önce gönderilen iletiler arasında sizinle benzer sorunlar yaşayanların ulaştığı çözümleri görebilirsiniz.